kamera var. Oradan da bize bakıyorlar. 2 euro istiyorlar. Şimdi sınırı geçtik. Kapatmış kadın. Yok. Tüp koymuşlar kapının girişinde. Görünüyor. Şimdi niye aşkım 1000 lira Türk parası, Bulgar parası olarak ne kadara geliyor? Mis mis. Benim oğlum kısa kollu çıkardı. Neden? Acaba çok sıcak. Sıcak çünkü... Maske müziği takalım. Böyle. Hadi rüzgar. Tak anacığım. Ters mi taktın yoksa maskeni? Hı? Tamam. Düzgün tak annem. Biz sınıra geldik. Hamza Beyli. Yeni yapıldı zaten sınır. Yani veriyorum hemen. Pasaportları da vereyim. Al aşkım. Biz demir taşa bakınca terörist görüyoruz dedi. Çok yaklaştırmışım. Bilgisayarımı da doldurdu. Taktı o maskeyi. Kimlikleri de isteyecekler mi ki? Bakayım. Ben de tam onlara bakmıştım. Tamam. Al. Kameradan çekiyorlar. Herkese tek tek. Biz Türk tarafı geçtik. Şimdi Bulgar tarafındayız. Sadece pasaport kontrolü yapıldı. Şimdi de ücret alıyorlar burada. Çünkü fıskiden geçeceğiz. Şimdi imam 2 euro 1 lev i prinses tutuyordu. Sağ ol. 2 euro, euro nali? Ne, 2. Bulgarsko. Tursko da dam, 6 tane. Blizu 4 lev, hoş tamam. 2 euro istiyorlar. Şuna bir ilaç fıs fıs yapıyorlar da. Onun için. Şurada ıslattı bak camı. Şurada şey. Şöyle bagajları kontrol ediyorlar. Şimdi bizim sıra geldi. Koy ki diyor, masaya diyor, eşyaları koyarız diyor. Arabası bağırıyor muydu? Bağırıyor. Yaklaştın. Biz şimdi sınırı geçtik. Öyle diyeyim size. Bir aylık Venetka aldık. Yani Bulgaristan'a biliyorsunuz ki Venetka alıyorlar. İstiyorlar yani daha doğrusu. Bir aylık 150 TL. Bir tutarı var. Şimdi işim diğer markete gitti. Bir şeyler bakacaktı. Burada çünkü kapatmış kadın. Yok. Tüp koymuşlar kapının girişinde. Görünüyor. Diğer tarafta da şöyle çevireyim telefonu. Şöyle görünüyor. Orası. Burası da bu. Bayağı bir esiyor yani. Ama o kadar soğuk değil. Ama gene esiyor. Bakarsınız. Şimdi bir de biz yeni yıla Bulgaristan'a gitmek istedik. Çünkü 4 gün
evde zaten kalacaktık da. Ama işte annemle babamla beraber kutlayalım dedik yeni yıla. Bir akşam yemeği kutlama gibi sayılmaz zaten. Beraber olalım dedik yeni yıla girerken. Çocukları da aynı şekilde. Şimdi oğlum zaten arabada gelirken İngilizce sınavı oldu. O da telefondan bağlandı. İşte Zoom'da. Suratım terlemiş ya. Sabah sadece fondöten sürdüm. Krem sürdüm birinci. Şu leke kremi. Ben sürdüm. Bayağı bir parlatıyor yani cildinizi. Biraz da terledim maskeden dolayı. Bir de uykuda uyumadık. Saat 5.30 gibi sabah karşı yattık. Saat 9.30'da kalktım. Yani yaklaşık 4 saat uyudum ya da uyudum uyumadım gibi oğlum böyle. Sabah kalktım hemen kahve yaptım. Hemen bir banyoya girdim. Duşumu yaptım, saçımı yıkadım. Kuruttum, hazırladım bavulu, bagajı, her şeyi. Zaten akşamdan bazı şeyleri hazırladım. Bazıları da sabah karşı bıraktım. Sabah kahvaltımızı neyle yaptık Rüzgar? Poğaçaydık. Poğaça. Arabada giderken. Kaşarlı poğaça almıştık. Bakalım Bulgaristan'da ilk defa bu sene o kadar kar yok. Aha. Ya da ikinci senesi. Oğlum da şimdi gidiyor. O da yardıma gidiyor. Sezer dikkat et anne için. Bakayım ne alacakmış. Bilmiyorum. Karanlık olmadan biz köye varalım dedik. İnşallah Mısır da gelir. Çünkü arabanın farları da çok güzel ışık vermiyor. Yani orada birisine vermiş temizlesin diye. O da iyice bulaştırmış. İç çıkarması gerekiyor plastikleri falan. Ki öyle temizlenmesi için. O yüzden karanlıkta kalmak istemiyoruz geceye yani. Lastikleri de değiştirdi dün. Kış lastikleri taktırdık. Çünkü Bulgaristan'da yaz lastikle yakalanırsanız ceza var. Bakalım. Özledin mi babaanneni Rüzgar? Hı hı. Dedeni. Özledim. Kar olsaydı da oynasaydın değil mi? Hı? Boşuna gidiyoruz kar olaydı. Ay bizim çocukluğumuz var ya, of neler oynardık neler, kar topu, savaş yapardık. Oh kaydıraklardan kayıyorduk. Çok güzeldi. Hiç üşümezdik ha, çocuklar hiç üşümez zaten normalde. Ama şimdi artık kar görmek istemiyoruz, biz büyükler, küçükler neyse ister. Öyle arkadaşlar. Biz köye varalım. Ben yolda çekebilirim birazcık. Ondan sonra köyde görüşürüz. Değildi yani. Türkiye'nin parası daha değerliydi. Ne bu be? Oha. Bak. Çok ağır. Bir sürü ördek. Ev güvercin vardı. De vardı. Köpek de var orada. Ne? Bu burada güvercin. Köyde köpek de olur anne. Kedi olmaz abi. Ulan aylar sonra ilk defa biraz bir yere çıktık. Bulgaristan ambulansı. Leneika yazıyor. Baba ne kadar sağlıyor. Evde vallahi. Şimdi niye aşkım 1000 lira Türk parası, Bulgar parası olarak ne kadara geliyor? 200 leva. 200 levaya geliyor. 5 kat. Türkiye'de 1000 lira. İyi para. Bulgaristan'da 200 TL geçinemez. Türkiye'de 1 lira da geçinemezsin, tamam da. Orası da pahalı, ayrı bu konu da. Değeri yok yani Türk parası Bulgaristan'da. 1000 TL'ye markete gir, alışveriş yap. Bir de gel o 200 leva ile burada bakayım aynı şeyler. Yarısını bile alamaz. Hiçbir şey alamaz. 200 leva. Çünkü malzeme de pahalı. Ürünler pahalı. Yani o yüzden herkes bunu. Hadi Türkiye'de 1000 lirayla BİM A101 gibi marketten alışveriş yapsan. Mesela gidersin bir ay süre gider. Bir ay
rahatla yetecek. Ama burada 200 leva ile Bulgaristan'da bir ay geçinemez. Yemek konusunda yani, evet, diyorum. Ama içki konusunda dersen içki. Ha, içki. Ucuz. Adnan abi kaç dedi ya? İçki sudan ucuz ya. Burası suda pahalı. Yani bira burada bir lira, su bir lira falan. Ben anlamadım. Evet. Adnan abi bak, o nerede, o Almanya'da Jack Daniels 16 euro diyor. Düşünebiliyor musun? 16 euro. Millete göre orada 16 liraya içiyor ya. 16. Almanya'da? Evet. İşte. 16 euro. Kaç tane var içinde? Ne yapıyor? 150 TL. Jack Daniels. Ha, Jack Daniels o paraya. 150 TL. Bizim kaç para? 350 TL. Oo. Öyle. Şiş şişe. Al da iç de göreyim yavrum. Adaslanım işte asıl. Kuş. Oo. Ona da yem arıyor yavrum. Trene basmadan temizleyecek bir birkaç tane. Oo, yazık. Olacaktı. Ben biliyor musun, üstümüze atlayacaktı, o yüzden kolonaya basın dedim. Ay, bir kere böyle hatırlıyorum ya, Adana'dan dönerken. O yolların üzerinde o kuşlar aç. Her tarafta kar. Belki de 100 tane kuş oldu yolda. Evet, çok fazla ezildi. Bak kartal. Aa, gördüm. Tepede. Bu sefer gördüm. Ağaçlarda o kadar kartal oluyor ki bu kartal yolda. Kartal değil hocam. Şahin mi? Kartal olsun zaten. Tamam, evet, Şahin. Tamam, neyse. O küçüğü ufa. Gördüm. Şöyle geliyor. Şöyle yapıyorsun. Tepede benim burada diyor. Benim kralım diyor. Petoluçka'ya geliyoruz zaten. Değil mi? Şu dönen şeylere olduğu yeri, orası Petoluçka. Telefonla çekiyorum, o yüzden biraz bulanık olabilir. Bulanık değil, cam bulanık. Aa, cam bulanık. Çok zevkli. Ama evet, kalkın doğru. Isterim. Ama dışarıda da maske polis istemeyin amca. Burada duruyorlar polisler. Cam bu yapmış. Burada maske zorunlu yok, sadece marketlere girerseniz. Telefonla çekiyorum. Bankalara. Camları kötü çekerim. Sanki şehir çok güzelmiş. Doğru. Oh, bozmuyor valla, ben ona çektim. Bizim köyün kokusu çok. Bak, burada ışık bile koymuşlar adamlar. Şöyle göstereyim. Birisi ayakkabılarını asmış oraya para. Böyle hiç boyanmamış. Öyle. Ama bizim ev çok güzel. Baksana odun. Burada yaşamak isteyen de ne bileyim. Yaşamak. Kafaya pişirebildik mi lan? Bir elektrik çok güzel duruyor. Bir tüfek koyuyor marşa, bir gitmesin diye buna koyuyorum, üstüne koyuyorum ondan sonra. Ama karmasın. Burada olur ha. At şey, odun ateşte olur. Bunlar yanıyor. Kulpağı yanıyor. Aa, evet. Oğlum, sen bardağını da gör. Burası için başka şey olması gerekiyor, tencere. Söz aya. Komposto döksene önce. Lahana turşumuz. Kompostumuz. Bir de patates böreğimiz. Sarma. Mis. Hmm, benim oğlum kısa kollu çıkardı. Neden acaba? Çok sıcak. Sıcak çünkü tabii ki de odunlu soba varsa. Şöminemiz mi rüzgar? Çaydanlık. Bizde de aynısından var. Ihlamur çay yapıyorum içine. Gel dedem. Bak, kiraz. Kırmızı. Ama öyle kırmızı şey duruyor. Çok kırmızı olduğuna ben kurtulacağım diye korkuyorum. Evet, kızardı mı?